Yani bu ekonomik krizler genel olarak yapılan araştırmalara göre bakıldığında sağ kayan bir tablo çıkartıyor. Alman Ifo Enstitüsü'nün yaptığı bir araştırma var örneğin. Bu trendin dünyada 1870 yılından beri bakıldığı zaman ekonomik krizlerin ardından sağ partilerin devreye girdiğini söylüyor. Bir içe kapanma söz konusu ülkelerde, bir kimlik arayışı, bunun üzerinden yaratılan politikalar. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Dediğin çok doğru. Şimdi Brexit veya hani Amerika'daki seçimlere baktığımız zaman bile bunun etkilerini görebiliyoruz. Yani Avrupa Birliği'nden çıkmayı isteyenler daha çok globalleşmeden, küreselleşmeden zarar gören, orada korunamayan kimselerin ağırlığı. Yine mesela Trump'ın seçimlerde kullandığı motiflere bakarsanız yine ona benziyor. Çünkü ticaretten, hani küreselleşmeden zarar görmüş endüstrileri, orada çalışanları kurtarmaya yönelik, onlara umut veren bir konuşma yapıyor. Ve aynı şekilde Avrupa'daki çoğu ekonomide de öyle. Ve burada tabii mülteciler daha böyle değişik bir şey gibi görünüyor. Yani değişik bir ortamda gösteriliyor. Tabii bu tarih içinde baktığınız zaman ülkelerin durumlarına, yani mülteci veya göçmen ülkeler çoğu zaman hani gittikleri ülkelere önemli katkılarda bulunmuş. Yani mesela Amerika'yı düşünürseniz, Amerika tamamıyla bir göçmen ülkesidir Evet. esasında ve her zaman yani önde olmuştur. Çünkü gelenler kendi kültürlerini, kendi girişimlerini, cesaretlerini oraya getirmişlerdir. Ama Avrupa'da yani bazı ülkeler herhalde küçük oldukları için biraz şey hissediyorlar. Yani böyle ne bileyim hani kuşatılmış gibi, kültürleri elden gidecekmiş gibi. Fakat yani iyi bir politikayla mülteci veya yani göçmen işçiler o ülkelere çok önemli katkıda olabilir. Çünkü şöyle düşünün, zaten Avrupa yaşlanan bir ülke, yaşlı bir ülke. Yani hani buraya gelecek genç nüfus iyi eğitilirse, yardım edilirse yani şey bir kaynak, yani ekonomik kaynak, bu ekonomik kaynak yararlı olacaktır. Ve yani ki insanlar ne yaparsa, duvar da örse, şey de yapsa, yani Evet. Amerika'dan öyle diyorlar. Fark etmiyor. Eğer o ülkede ihtiyaç varsa siz önleyemiyorsunuz göçmen veya mülteciyi. Ki hani bunların da sizin dediğiniz gibi yani entegrasyon doğru sağlanırsa o ülkelerin de ihtiyacı var, elbette ki var ve bunlarla daha da iyi ekonomiler oluşabilir. Tabii. Evet, çok teşekkür ediyoruz tüm bu değerlendirmeleriniz için. Işık Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mehmet Kaytas, çok teşekkürler. Teşekkür ederim.